Şimdi ben görüyorum işte. Evinde kedi köpek besliyor ama annesine bakmıyor. Getirip buraya atanlar, sokakta kalanlar, polisler bulup valiliğe götürüyor, valilik emriyle gelenler. Hiçbir tane anayı babayı burada ziyaret etmeyenler çok. Telefon dahi etmeyenler çok. Yani sahip çıksınlar, Allah rızası için sahip çıksınlar, kendi gelecekleri için sahip çıksınlar. Sen ona nasıl davranırsan, senin evlatların da yarın sana öyle davranacak. Bunu göz önünde tutsunlar. Şahsen ben buraya geldiğime çok memnunum. Benim oğlum da olsun, kızım da olsun, 50 tane de çocuğum olsun, beni eve götürsünler bakmaya, ben gitmem. Burada daha rahatım. Ama çok özlüyorsun tabii, özlem. Vay tabii, özlem o bambaşka. O bambaşka. Yani bilhassa anayı babayı çok yaralıyor. Hatta döven bile var annesini babasını. Hele birine bir şahit oldum. Annesini getirdi kapıdan. Kağıda çıkmış da buraya bırakmak istedi. Annesi öyle sarılıyor, öyle sıkı tutuyor ki oğlunu. Beni bırakma burada diye. Oğlu eline vuruyor, itekliyor. Sen burada öleceksin. Götürmeyeceğim seni diye. Oğlu nasıl bıraktırdıysa kendini arabaya binince kaçtı. O bayan kendini yerlere çaldı, ağladı, sızladı. Yani çok burada onun gibisi çok. Pek çok, pek çok. Adam sonra güvendim çocuklarıma diye evimi verdim, paramı verdim diyor. Arsam, tarlalarım, traktörlerim hepsini verdim diyor. Aldıktan sonra beni kapıya attı diyor. Böyle evlatlar da var. Gençlere tavsiyem, çoğuna burada şahit oldu. Kapıdan bırakıyorlar. Burası hastane. Burası seni tedavi edecek. Diye kapıdan bırakıp gidiyorlar. Daha bir daha da gelmiyorlar. Bunlara diyeceğim babalarına sahip olsunlar. Analarına sahip olsunlar. Diyeceğim budur. Huzurevine bırakmasınlar. Kapıdan bırakıp gitmesinler. Mecbur kalmadıksınlar. Buraya getirip bırakıp giderken de utanmasalar oynayarak gidecekler biliyor musun? Benim cenazem burada kalkacak. Bir anne altı çocuğa bakıyor, büyütüyor. Altı çocuk bir anneye bakamıyor. Var mı böyle bir hayat ya? Adım Resmiye, soyadım Sağır. Burada bu arkada Gerçembe köyü var. Eski adı Gerçembe, şimdiki adı Kulpınar. Orada doğdum, büyüdüm. 79 yaşındayım. Ne çocukluğumu yaşayabildim, ne gençliğimi yaşayabildim. Hayat mücadelesinden boğuşa boğuşa bu zamana kadar geldim. Çocukluğum öyle geçti. Ormana git, dermene git, koyuna git, affedersin hayvanlara git, bahçeye git. Böyle geçti. Evlendim. O da başka bir şey. İstanbul'a gittim. 40 sene İstanbul'da kaldım. Ondan sonra babam vefat etti. Annem 3 tane yetimden kaldı. Onlarla boğuşmaya başladım. Çocukları okuttum, çocukları evlendireyim. Hiç kendimi düşünmedim hocam. Hiç ama. Ha, yaptığıma pişman mıyım? Değilim. Allah o fırsatı bana verdi. O zaman yapabildim onları. Şimdi şu durumda olsa, aynı durumda olsam yine yaparım. Pişman değilim. Ama bazı şeylerden çok kırgınım. Kırgınım kendi kendime. İçimde yaşıyorum. Yani kimseye de belli etmiyorum. Kimseyi de üzmek istemem. Hani yapılan bir şey yani ne bileyim insan bir tavuk bile suyu içip Allah'a bakıyor deniliyor. Yani bu kadar fedakarlık yapılan bir insana arada insan bir telefon açar da bir sorar. Hala ne yapıyorsun? Ve yenge ne yapıyorsun? Sonra bunlar cahil insan değiller. Birisi İngilizce öğretmeni. Bir tanesi tekstil mühendisi, bir tanesi endüstri mühendisi. Bu bayram da benim bayramımı bile kutlamadılar. Bunlar benim içimi çok acıtıyor. Çoğu bütün sülalem var. Bu aşağı, bu Kolpınar, Samsun hep benim.
Ya buraya gelmeme gelince iyi ki geldim. Burası benim için bulunmaz bir nimet. Bunu Cenab-ı Allah diyorum ki ben birine demek ki çok büyük bir iyilik yaptım ki Allah burayı bana nasip etti. Burası bana nasip oldu. Ben 8 senedir buradayım. Allah bana ömür verdi, müddetçe de buradayım. Benim cenazem burada kalkacak diyorum. Kimseye gitmem, ne kardeşlerime giderim, ne akrabama giderim. Hepsinden aldım boyumun ölçüsünü. İnsanlığı da burada gördüm. Saygıyı da burada gördüm. Sevgiyi de burada gördüm. Burada beni sevmeyen bir Allah'ın kulu yoktur. 8 senedir buradayım. Ne onlar beni incitti, ne ben onları incittim. 2-3 tane yönetim değişti burada. Hep gidenler hala arar beni. Müdürüm olsun, o doktorlarımız olsun, psikologlarımız olsun, halimi hatırımı sorarlar, bayramlarımı kutlarlar. Gelir beni alır evlerine götürürler. Ha diyeceksiniz ki siz ne ben ne yaptım onlara? Hiçbir şey. Sizle nasıl muhabbet ettiysem onlarla da aynı. Yani burada ben çok mutluyum. İyi ki geldim. Burası, ben babamın evinde de gün görmedim. Diyorum ki burası benim, yani baba evi bu rahatlık olduğuna göre baba evi burası olsa gerek. Ben öyle diyorum. Yani diyorum ki niye buranın adını huzur evi koydunuz? Baba evi deseniz ya. Yani ben öyle addediyorum, öyle düşünüyorum. Çok çok yapanlardan Allah razı olsun. Kim düşünüp bu imkanları bize verdiyse Cenab-ı Allah dünyada da ahirette de onları en büyük mükafatlarla mükafatlandırsın Rabbim. Bütün dualarım onlarla hocam. Şimdi bazı anneler babalar istemeyerek buraya evlatlar tarafından bırakılıyor. O var, onu hiç sorma. Ben çok mutluyum. Benim hani çocuğum yok, en azından o derdim yok. Çünkü ben bayram olduğu zaman bayramda böyle oturur bakarım o çocuğu olanlara. Hep kapıyı gözlüyorlar. Benim ümidim yok, gözlemiyorum. Gelenim herkesten çok. Gelenim herkesten çok. Bu fakülte olduğu gibi bayram oldu mu bana taşınıyor buraya. Hocası, doktoru, öğrencileri, herkes. Gelir herkes arar Resmiye teyze, elimi öperler, bayramımı kutlar giderler, halimi hatırımı sorarım. Ama onlar böyle kapıyı gözlüyor. Gelmedikleri zaman ben ölüyorum o zaman zaten. Ben de o zaman onları görmeyeyim diye girerim odama. Fazla kimsenin açısını içirde olmuyorum. Hoşuna giden şeyler oluyor. Olmayan şeyler oluyor. Belki birinin kalbini kırarım diye. Kendi vicdanıma hesap veremem. Kendi kendimi yargılarım diye. Herkesten uzak duruyorum. Otururum, Kur'an'ımı okurum, ibadetimi yaparım. Allah bana bu fırsatı vermiş. Bunu değerlendiririm. Ya öyle evlatlar da var ki Allah herkese öyle evlatlar nasip etsin. Ben buraya geleli 8 sene oldu. Benim bitişimde bir teyzemiz var. Daha bir hafta o çocuğun gelmediği bir gün yoktur. Bir gün. Hafta, bir gün aksat ne olursun yok. Annesine buraya geliyor, babasına Tekeköy'e gidiyor. Babası da buradaydı. Sonra onu oraya bakım evine aldılar. Yani öyle evlat da var. Elini ayağını öpesim geliyor çocuğu ben gördüğüm zaman. Gelinle teyze geçinemiyorlarmış. Teyze biraz aksi. Yani hep de gençlere kabahat bulmamak lazım. Yaşlılarımız da çok kötü. Tabi burada millete rahatlık vermiyorlar. Evde bunların önüne geçilir mi ya? Burada bir tane var. Konuşmuyor Asiye teyzemiz. Bana dernekçilerimiz anlattı. O kadını seneler evvel meskenlerdeyken, hani o zaman huzur evi değil de yaşlar evi miydi neydi? Bir şey deniyordu oraya. Oraya getirmişler. Demişler ki çocuklara, anne sen burada otur. Biz gelip seni alacağız, bir de işimiz var. Kadını oraya bırakıyorlar, bakım evine. Gidiyorlar. 3 gün sandalyede kadını kaldıramamışlar, çocuklarım gelecek de beni alacak diye. O gün bugün o kadın konuşmuyor. Böyle evlatlar da var. Bir anne 6 çocuğa bakıyor, büyütüyor. 6 çocuk bir anneye bakamıyor. Var mı böyle bir hayat ya?
bana ters geliyor, bilmiyorum. Ben kendimi annem için, kardeşlerim için, herkes için harcadım. Ama çok şükür Cenab-ı Allah sonunda büyük mükafatı bana nasip etti hocam. Çok mutluyum. Evet. Ah gençlere diyeceğim, büyüklerine saygılı olsun. O gençlik bitiyor. Biz de gençlik. Bak 80'e geldim. Bitiyor. Gençler zaten genç, yaşlılar olmasa gençler nereden olacak? Hepsi birbirine bağlı. Onlar da bir gün yaşlanacaklarını düşünsünler. Annelerine, babalarına. Benim ah yani biz 6 kardeşiz. 5 kız, 1 erkek kardeş. Benim annemi damadı baktı biliyor musunuz? Bir tane oğlu gözünün kökü. Oğlumun arabası olsun, oğlumun evi olsun, oğlumun şunu olsun, oğlumun bunu olsun. 25 sene 3 tane çocuk büyüttü. Ve annemi, en büyükleri benim, bir de bizim en küçüğümüz var. Bu dertler bitmiyor ki. Evet. Ben anneme ağlayamadım. Annem öldüğü zaman sevindim de sen yeri var. Ben maaşımı alıyordum burada. Koşa koşa evine anneme gidiyordum. Anneme haçlığını verip ihtiyaçlarını görüyordum. Kardeşim de ki el evinde kocası belki bir şey söyler. Söylemedi çocuk. Allah ondan razı olsun. Öyle bir evlat. Cenab-ı Allah öyle evlat herkese nasip etsin. Sırtımda ben onu Kabe'ye götürsem hakkını ödeyemem. Damadı. Hala şimdi bana bile söylüyor, gel yanımızda kal. Gidemem. Gitmem, hiç kimseye gitip yük olmam. İnsan yükü ağır, herkes annesinin babasının kahrını çekmiyor. Dünya güzel de bizler yapıyoruz dünyayı, bu hale getirdik. Anne de fazla, yarın ama kendi de anne, kendi de oturacak o koltuğa. Yani o seviyeye o da gelecek. Para pul fayda etmiyor. Dünya sen olsa ne yapacak? Hiçbir şey. Ben Almanya'da çalıştım. 40 sene İstanbul'da çalıştım. Kumaş örgüsü yaptım. Bir sürü yetim büyüttüm. 3 tane kendi kardeşimi büyüttüm. 3 tane kayınbiraderim vefat etti. En büyük çocuğu 5 yaşında. En küçüğü 10 aylık. Bir de ortada vardı. 6 tane çocuk. Ben onların hepsinin yükünü yüklendim. Çalıştım, çabaladım. Hepsini hayata hazırladım. Ben hakkımı da helal ettim. Hepsine kat kat helal olsun. Yaptım diye asla övünmüyorum da. Ama gerçek bu. Yalnız isterim ki arada bir sefer hiç olmasa bir telefon açın da. Yenge ne yapıyorsun, nasılsın? Ben kimseden bir şey istemiyorum ki. Benim maaşım bana yetiyordu artık. Allah devletimizden razı olsun, bakıyor bize. Bizim kimseye ihtiyacımız yok ki. Evlatlara, annelerine, babalarını ötelemesinler. Anneye babaya sahip çıksınlar. Yarın onların yerine onlar da çıkacak. Biz de zamanında gençtik, çocuktuk. Şimdi bak ben şuradan şuraya yürüyüp gidemiyorum. Eskiden ben şu koca dağa oduna giderdim, affedersin, eşekle. Odun getirirdim. Biz de gençtik. Bak nereye geldik. Onlar da gelecek. Bu hayat böyle kalmıyor. Kimse olduğu yerde kalmıyor. Bugünü yarın arıyoruz biz. Yarın onlar da arayacak. Şimdi evlatlar belki de annelerinin, babalarının burada acı çektiğinin farkında değil yani. Yok. Hasretlik çektiğini. Yok yok, hep farkındalar. Buraya getirip bırakıp giderken de utanmasalar oynayarak gidecekler biliyor musun? Ben hep takip ediyorum arkalarından. Buraya bıraktıkları zaman. Ha anneden sade gençlerin kabahati de yok. Yani bunu da söyleyeyim. Öyle analar babalar var ki burada ya hareketlerini görüyorum. Ben diyorum ki ben evlat olarak ben çekemem bu kahri ya. Böyle olmaz ki. Yani bunlar bu temelden geliyor. Temelden. Temel sağlamsa iş yürüyor gidiyor. Ama öyle abur cubur gelip gidiyorsa o hayat değil hocam. Ben bir şey anlamadım ki, ben gençliğimi de yaşamadım. Gençlikten ne yaptım ben? Koyunun peşindeyim, çobanlık yaptım, ormana gittim, dermene gittim. Ben bilmiyorum ki gençlik nasıl yaşadı. 19 yaşımda evlendim, İstanbul'a gittim. Oradan Almanya'ya gittim. Ondan sonra geldik, tekrar
Eşim rahmetli emekli olunca buraya geldik. Burada ev yaptım. Koltunar Köyü'nde, burada arkadaki mahallede. Eşim vefat ettikten sonra baktım olmuyor. Yalnızlık Allah'a mahsus. Dünya senin olsa hepsi boş. Bir sabah çıktım, ezan okunuyor. Ameliyat oldum bel fıtığından. Balkona çıktım, ezanları dinliyorum. Buranın hocası ezan okuyor. Çünkü ben her tarafın hocaların sesini tanıyordum artık, ezanların. Ya dedim, ben burada niye duruyor? Bu huzur evi buraya yapılmış. Bunlar bizim için yapıldı. Oraya gidenlerin imkanı bende de var. Ben niye duruyorum burada? Sabahleyin muhtara haber yolladım. Ali Yasin geldi. Nereye gidiyoruz abla dedi. Dedim hiç söylemeyeyim dedim. Gittiğin zaman görürsün dedim. Söylesem getirmez beni buraya, biliyorum. Buraya huzur evi kapısına gelince buradan içine. Sen burada ne işin var dedim. Ali hiç sesini çıkarma dedim. Ben buraya gelmeye karar verdim kardeşim dedim. Ama olmaz, ben bakarım seni, yapma. Çocuk nasıl abi? Dedim Ali, çok teşekkür ederim. Ben biliyorum ki ben kimin kapısına gitsem bana geri git demez. Herkesin kapısında otururum ben. Yani bundan eminim. Ki kapısının arkasına kadar herkes açar bana. Vallahi açar. Yerlisi de yabancısı da. Ama geldik buraya, ağlıyor. Mahmut Hoca vardı o zaman burada, kulakları çınlasın. Dedi ki, sen dedi niye geldin buraya? Dedim, ihtiyacım olduğu için geldim. Kabul ederseniz ben burada kalmak istiyorum. Sen dedi, kaç yaşındasın dedi. 71 yaşındayım dedi. Nüfus kağıdını verseniz bana dedi. Dedim, ha tamam doğruymuş dedi. Dedi ki peki dedi, bu dinçliğini neye bağladın, bağlıyorsun dedi. Çok çalışmam var. Çok çalışmam var. Gerçekten burada mı kalmak istiyorsun? Evet dedim. Kendi rızanla mı geldin yoksa zorla mı? Yoktum ben, kendim geldim. Kimsenin haberi yok dedim. Neyse Allah razı olsun, kabul ettiler. Geldim buraya. Ay geldim Allah'ım, dünya varmış. Dünya varmış. Ben dedim neyi yaptım da geldim ya. Bugün vali bey bile bana soruyor. Belediye başkanımız soruyor. Teyze burada memnun musun? Çok memnunum. Hiç burada şikayetin yok mu? Dedim ya, bir şikayetim olsa beni burada kimse iple bağlamıyor ki. Ben çok mutluyum. Ben bir daha dünyaya gelsem yine burada yaşamak isterim. Buranın nesini sevdin? Her şeyini sevdim. Burada ben saygıyı gördüm. Ben burada sevgiyi gördüm. Ben burada insanlığı gördüm. Ha ben diyeceğim, hep çalışmakla ben bir şey göremedim ki. Bilmiyorum ki hayatı nasıl yaşandı, bilmiyorum. Dışarıda ne? Şimdi farkına varıyorum. Bazen bana diyorlar ki, öğrenciler geliyorlar. Teyze sen okula gitmedim diyorsun. Okul görmedim diyorsun. Sen peki bizimle konuşurken biz seni üniversite mezunu zannediyoruz. Sen nasıl bu bilgilere sahip oldun? Yavrum dedim, hayat öğretti bana, hayat. İsmiye teyze diyor, ben diyor senin hayatını diyor. Vallahi vaktim olsa oturup kaleme alacağım. Dedim ki, sen benim hayatımı yaz, her sene Oscar kazanırsın dedim. 6 yaşından bu yana kadar. Adım Serpinaz Hatır. İşte 8 senedir buradayım. Dışarıda kimin kimsen var mı? Kimsem yok. Allah'ım var sadece. Evet. Mutlu olsak da olacak, olmasa da olacak. Buraya düştükten sonra idare ediyoruz. Çocukluğum, yetişmem çok güzel geçti. Evlendik, evlenme hayatım da çok güzel geçti.
Ama kız sonumuz kötü geldi. Bir yavrum vardı. Altıra olmadı, altıra da su bebe oldu ziyaretlerle. Oldu, 15 yaşından yahut aldı. Çocuğum aniden vefat etti. Onun için işte sonumuz kötü oldu. Adam kafayı bozdu. Ben dizlerimden oldum, şok geçirdim. Sonu kötü oldu yani. Hayatım kötü oldu. Evet, toparlanamadım, mahvoldum işte. Vallahi bilmiyorum, biz şok geçirdik, adam da ben de. Sizden yoruldu, komşularım vardı, çok iyiydi. Komşumun birisi tuttu, gitmiş doktoruna konuşmuş. Tepsi ayırttan sonra söylediler. Demiş çocuktan, anaya bak, babaya bak, babam normal idi ama ben böyleyim, Allah yarattı. Demiş çocuğun nazarına getirir, çocuk da boynu postuydu. Çocuk süper, aklı süperdi, okula girdim, hep takdirdanı, teşekkür getirdi. Komşular sorardı bana, ben 50 saklayayım, çocuk çocuğuna geliyor, karne geliyor, bu takdirnameyle geliyor. Ben ne yapayım, saklayacak diye mi? Meydanda çocuk. İşte öyle çocuğu bir anda gittiler yani, çocuğun nazarına. Öyle demiş doktor, bilmiyorum. Bir daha toparlanamadık, gittik işte. Amca çocuğundan sonra 10 sene durdu, işte kafadan bozdu, kafa bozdu. Zaten adamım da tek çocuğuydu. Ondan sonra çocuğum da tek işte. O da öksüz, ben de öksüzdüm. Ama hiç iyiydik, mutluyduk. Yani çok iyi bir hayatım vardı. Sonum böyle oldu. Çok süper hayat yaşadım ben. Gençliğim çok süperdi. Nasıl süper yani? Ben annem bilmem. Annem ben küçükken vefat etmişti annem. Ben babam yanında büyüdüm. Tabi biraz da ben böyle biraz kısalık var bende, üzüldüm işte. O sebepten annem olmayınca babam benim üstüme çok titremiş. Beş kardeştik biz benimle beraber. Dördü bir yerine, bir tek bu bir yerine. Hiç böyle laf söyletmezdi bana. Şu bardağı alıp da şuraya kaldırmazdım. Hayatım böyle süperdi. Ama ki ne yaptım? Gitti sonumuz oldu. Süper geçirmedim de nasıl diyeyim, ayaklarım tutuldu. Ayaklarım aniden tutuldu yani üzüldüğüne. Çok yandık, çok. Resmine de bakın. Yüreklerde saklı sözler, kırık hayatlar, kırık hayatlar. Size hürmet, size saygı, kırık hayatlar.